Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Burada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamak üzere bir aradayız. Öncelikle bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutluyor ve tüm kadınlarımıza her alanda ve her anlamda erkeklerle eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam diliyorum. Bilmek mümkün değildir. Kadın toplumun içindeyse o toplum medenidir. Kadın toplumun içinde... Çok değerli protokol üyeleri, çok kıymetli hanımefendiler, değerli basın. Böyle anlamlı bir günde sizlerle beraber olmanın sevinci ve gururuyla hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Aslında yılın bir gününde değil, kadınlarımızı her zaman anlamalı, saymalı ve el üstünde tutmalıyız. Çok kıymetli hanımefendi kardeşlerim, değerli mesai arkadaşlarım, öncelikle hepinize en kalbi duygularımla selamlarken 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle hazırlamış olduğumuz programa hepiniz hoş geldiniz diyorum. Değerli hanımefendi kardeşlerim, burada bu konuşmayı yaparken bir kaymakam olarak değil de bir kadının eşi, bir kadının evladı olarak konuştuğumu bilmenizi isterim. Değerli hanımefendi kardeşlerim, kadınları ben bir tarlaya benzetiyorum. İnsanlığın hem maddi tarlası hem de manevi tarlası. Toprak ana diyoruz ya, ne ekersek onu biçtiğimiz toprak ana, işte kadınlar da aynı bu şekilde. Bizler hem sizlerin evlatları olarak dünyaya geliyoruz, bir biyolojik olarak bir beden bulduğumuz varlıklarsınız. Ama bunun yanında ve bundan daha önemlisi bir şahsiyet olarak sizlerin ellerinde biçimleniyoruz. Bölgemizde de ülkemizde de en büyük acıları kadınlar çekmekte. Aslında baktığımızda toprak ana örneğinden yola çıkarsak, hani dünyada birçok ırk var diyorlar ya, aslında bence çok ırk yok. Hepimiz tek ırktanız. Hepimiz Hazreti Havva'nın evlatlarıyız. Hepimiz kadınların çocuklarıyız. Şükranımızı, saygılarımızı sunmak için bu ödülü ona vermiştik. Bu yılda yılın kadını ödülünü tevcih edeceğiz. Bu ödül aslında hele başlatmayın ödülü. Hatice annem kimdir? Kısaca ondan söz... Beşağaç köyünde yaşayan bir teyzemiz. 2007 yılında Özcü Terör Örgütü PKK'nın Beşağaç köyünde Ramazan ayında sulama kanalı içme suyu yapımından dönen vatandaşlarımızın minibüsünün yolunu keserek büyük bir katliam yaşanmıştır. Burada 12 şehit verdik, 2 de yaralımız vardı. Bu 12 şehitten 4'ü, birisi eşi, 3'ü evladı olmak üzere Hatice annemizin yakını. Ve öğleden önce sohbet ettik, burada onu belirtmedik, bilmiyorduk çünkü bilmediğimiz için eklememiştik. Sohbetimizde Hatice annem dedi ki 1993 yılında Aşağıdere köyünde yine bölücü terör örgütünün yapmış olduğu saldırı neticesinde bir kardeşini şehit vermiş, bir kardeşi de gazi olmuş, gözleri görmez hale gelmiş. Yani toplam kardeşi, eşi ve 3 evlat acısı çekmiş. Her türlü acıyı yaşamış. Ve Hatice annem gibi biliyoruz ki bölgemizde birçok kadın var. Biz bunu ön plana çıkararak demek istiyoruz ki canıma dokunma, benim canıma dokunma, benim geleceğime dokunma.
demenin zamanı gelmiştir. Ve bugün görüyoruz ki bu yüce ses, bu güzel ses Diyarbakır'da ve tüm bölgemizdeki kadınlardan çıkmaktadır. Şimdi de... Məbəs bir nəqbəs yerra biz dünyaya əmci özgür bəbin, əmci kinə yayla, əmci bir xoş ol bəkən, ayalı xoxudan gəyin, əmnə şeyin hədi düş olab gəyin, dərkəminə ciyay, dərkəminə zozama, bərəmə ayalı xoq, pas xudan gəl, bək xudan gəl, bəqə və həmit işsizin yelmal nə şöylər, nə çə, nə şeyin hədi ayalı xoxudan gəyin, bər və zulmə, bər və nəqbəs yə, ayalı xəlq edbən. Qanət aylada da seç hərəkatını şəhid günə. Ərəvəllah. Bu da Mazəku bəyim. Qəmi Beşəbə bələdiyə başqanı Əmirdə Kombunə, Roja Jinalda Kombunə də çıb bəyim onu. Mazəku bəyim xalat ama bəyim həm bəd özgür bənu həm vadi bənu zulm nəyə də girənə xoşi həbitu. Ben Şükrü Ulaş, 45 yaşındayım. 5 çocuk annesiyim. İlk öğretim okulu Tarlı. Heker Yüksek Muğur'da ilk öğretim okulu okuyorum.